Ben sizin ne dediğinizi anlamadım vallahi. Ablacığım, bu Havva Karagül yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Senin bu olaydan bir bilgin var mı? Onu soruyoruz. Ya o nasıl bir soru ya? Hayır, maksadınız yüreğime indirmekse az kaldı yani. Kızın eti toprağa karıştı. Siz ne söylüyorsunuz ya? Bir ihbar oldu. Bunu değerlendirmek zorundayız. Kim? Niye böyle bir şey uydursun ki? Bir kadın aradı. Şikayette bulundu. Verdiği adres bu ev. Siz ne yolluyorsunuz Havva Hanım'ın? Ben teyzesiyim rahmetlinin. Bu ev sizin mi peki? Yok ya, ev benim, benim. Ne oluyor burada Sultan Hanım? Evin sahibi benim dedim ya, Memur Bey. Sizden başka yaşayan var mı burada? Niye sordunuz ki? Özlü diye bilinen biri burada yaşıyormuş. Hiç öyle şey olur mu ya? Yani ölünün dirildiği nerede görülmüş, olur mu böyle şey ya? Biz onu bilmeyiz ablacığım. Bir ihbar yapıldı, araştırma yapmamız lazım. O zaman mezarlığa bakacaksınız yani. Ölüleri dirilerin arasında aramanın bir manası yok, öyle değil mi? Siz de burada mı yaşıyorsunuz? Yok, ben misafir sayılırım. Şimdi ablamla eniştem kız rahmetli olunca evi bu beye sattılar. Ben de hani böyle son kalan eşyaları falan toplayayım diye geldiydim. Ya keşke mümkün olsa da kuzum salınıp geliverse. Ama boş hayaller. Kim ne dediyse yalan yanlış söylemiş vallahi size. Allah Allah, neden durduk yere böyle bir ihbarda bulunsunlar ki? Eli boş çok. Kim bilir maksadı neydi yani. İyi madem, gidelim baksana. Evin sahibi sensin amca ama ağzını bıçak açmadı, neden? Vallahi ne diyeceğimi bilemedim oğul. İlk defa böyle bir şey başıma geliyor. Vallahi sizi de boşuna yormuşlar ama bizim diyecek başka hiçbir şeyimiz yok. Nereden geldi bu ses? Ya yeter ya, yeter. Hala yalan dolan. Bıkmadın mı bu oyunlardan sen ya? Bu ne gürültü be? Kadınlar hamamına çevirdiniz burayı. Aa, memur beyler hoş geldiniz. Enişte, ablam gene Havva yaşıyor falan diye terelenmiş. Aman be Şeref ya. Ya ne gidene huzur verdin ne kalana bir. Ya siz beni çıldırtmak mı istiyorsunuz ya? Gözümün içine baka baka nasıl hala bu yalanı sürdürüyorsunuz? Vallahi yalan. Sırf oyunları bozuldu diye böyle yapıyorlar. İlhamıyorsanız girin içeri, kendi gözlerinizle görün ya, ne olur. Kusura bakmayın memur bey oğlum. Şeref sana ayıp oluyor. Şimdi şöyle bir şey. Kız öldükten sonra böyle aklı gidip geliyor biliyor musun? Bazen hani güllük gülistanlık, bazen de yaşıyor diye tutturuyor. Ne yapacaksın? Yalan. Vallahi yalan. Billahi yalan. Ya baksanıza benim deli bir halim var mı? Ya lafı sözü bırakın. Ne olur girin kendi gözlerinizle görün. Abla. Niye böyle yapıyorsun sen ya? Ha niye böyle yapıyorsun? Hiç düşünmüyor musun sen ya? Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Ne olur diyorum size, ne olur bana inanın. Sırf bunun için çağırdım ben sizi. Gelmişken bir bakalım. Gel, ne olur gelin. Gelin de görün. İyi tamam. Madem bakacaksınız bakın ama gerçekten evde bizden başka kimse yok. Anne. Allah razı olsun. Devlete, polise zeval vermesin. Ne
şimdi nasıl kıvıracağım çok merak ediyorum vallahi. İşte. Bakın işte kızım içeride. Allah canımı alsın ki buradaydı. Bütün gece burada yattı. Gördün ablacığım işte yok. Gene bunların başının altından çıkmıştır. Çabuk söyleyin. Kızımı nereye sakladınız? Ya Allah Allah. Sabahtan beri yanlarındayım aha biliyorlar. Ne ara yukarı çıkacağım da saklayacağım ha? O zaman belki de kendi saklandı. Yani sizin geldiğinizi duyunca hancıoğullarının korkusundan bir deliğe girdi herhalde. Hoş, o da ele vermek istemiyordu ya onları. Kim dediniz? Ya kim olacak? O soysuz kadını, Hamiyet Hancıoğlu'nu. Her şey onun başının altından çıktı. Ta en başından beri kızımı istemiyordu. Sonunda ortadan kaldırmaya kalktı. Kızım da can korkusu kapalı kapılar arkasında yaşadı. Ya... Evlat acısı işte. Yaradanım dağa daşa vermiş, onlar dayanamamış. Bu ne yapsın? Abla, ablam. Bak yapma. Böyle yapma. Memur beyleri de işinden alıkoyuyoruz. Belertme o gözlerini. O gözlerini oyup avucunun içine koyacağım. Çabuk söyle kızım nerede? Havva yok. Anladın mı? Havva yok. Hangi deliğe girdiyse bulup çıkartacağım onu. Çık. Hava. Kurbanın oğlan çık ortaya. Baksana ölüm damgası vurdular. Bana da deli yaptısı. Ne olur çık ortaya. Yoksa sana hakkımı helal etmem. Ablam. Ablam bak kimse yok. Hadi çıkalım. Hem polis beylere hem Reşit Bey'e ayıp oluyor. İzinsiz, destursuz dalıverdin adamın mahremine. Hadi. Çekil elimden be! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.